Akupunktur aslında geleneksel bir yöntem olmakla beraber artık günümüzde son teknolojinin de kullanımıyla çok çok hem modern tıbbın hem de geleneksel tıbbın birleşimi gibi düşünebiliriz. Akupunktur çok değişik ve aslında sayıca fazla hastalıklarda kullanılmaktadır. Ama kabaca şu şekilde düşünebiliriz. Akupunktur öncelikle kronik ağrı tedavisinde kullanılır. Yani baştan aşağı kadar düşünecek olursanız baş ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, sırt ağrılarının yaygın yerlerde yani bazı noktalarda yoğunlaşan ağrılar, fibromiyalji dediğimiz, o tarz kulunç dediğimiz halk dilinde ağrılarda çok çok faydalı bir yöntem bu olmaktadır. Olmuştur her zaman da. Daha sonra bel ağrıları. Yine aşağı inince kalça eklemimizin ağrı, çeşitli sebeplerden kaynaklanan o tarz ağrılarda. Yine işte bacak ağrıları, geldik diz ağrıları, eklem ve romatizmal hastalıklarda özellikle. Veya işte dirsekler, el bilekleri, bütün hani aklınıza gelebilecek eklemlerde ve işte kemiklerde, kıkırdaklarda olan problemlerin işte sebep olduğu ağrılarda güvenle kullanılmaktadır. Çok uzun süredir kullanılmaktadır. Burada da yani açıkçası Trakya bölgesinde de bizlerle beraber de gelmiş oldu diyelim. Bu şekilde dediğim gibi kronik ağrılarda kullanılmasının en başlıca sebebi akupunkturun birinci sebebi olarak kas gevşetmesi ve bu kas spazmının sebep olduğu diğer olayları yani mesela ödem gibi ödemleri çözmesi, dolaşımı düzeltmesi, düzenlemesi. Bunları zaten gerçekleştirdiğiniz zaman ağrı, var olan ağrı ortadan kalkıyor. Burada genel olarak sadece tabii ki kas ve kemik kütlesini değil, bütün vücuttaki o tepeden tırnağa yaptığımız seanslarımızda o uyarılarla, işte o sinirsel uyarılarla bütün vücudu fonksiyonunu düzenlemekte ve dolayısıyla bütün iç organ ve dokularımızı aslında pozitif anlamda etkilemektedir ve iyi yönde, pozitif yönde etkilemektedir. Dolayısıyla sadece ağrılar değil, genel olarak bütün iç organlarımızın fonksiyonlarını, dokularımızın daha iyi çalışmasını, hücrelerimizin daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. Ve dolayısıyla işte var olan şikayetler, işte ağrı, işte spazm veya işte dolaşım bozukluğu gibi veya işte bir dokunun işte yara olarak hatta işte cilt hastalıklarında da iyi kullanılmaktadır. Yara haline gelmiş olan dokuların daha çabuk iyileşmesini, daha çabuk yenilenmesini ve işte var olan ağrıların Zaten spazmı akupunkturun çeşitleri birkaç çeşittir. Hem onlardan da bahsederim isterseniz. İğneli akupunkturumuz var. Klasik akupunktur adı altında. İğneler batırılıyor belli noktalara. Ve o şekilde bir süre kaldıktan sonra çıkarılıyor. Bu en eski yöntemimiz. Bunu artık neredeyse kullanmıyoruz. Neden? Çünkü artık son model cihazlarımız çıktı. İğneli akupunkturun yanı sıra elektro akupunkturumuz var. Özel bir elektro cihazımız var. O iğnelerin ucuna özel kablolar, minicik kablolar bağlanarak çok minik derecede elektrik dalgaları verilmekte. Hatta işte masaj etkisi yapmış ağrısı olan bölgelere özellikle veya işte özel akupunktur noktalarımıza uygulama yapmaktayız. Ve en son teknoloji yine son artık hani bir yeni 5 yıllık diyebiliriz yani lazer akupunktur teknolojimiz var. Bu da laser needle dediğimiz yani aslında hiç iğne kullanmadan direkt probla ile incecik fiber optik kablolarla sadece hatta neredeyse iğne etkisi yapan bu fiber optik kablolarla yani lazer iğne tedavimiz revaçtadır. Açıkçası biz yani ben kliniğimde hem lazer hem elektro hem klasik akupunktur üçünü beraber kombine etmekteyim. Artı bu vücut akupunktur olarak vücut uyguladığımız tedavilerimiz oluyor. Bir de kulak akupunkturumuz var. Kulağa uygulanan tedavilerimiz var. Hem vücut akupunktur hem kulak akupunkturu yapıyoruz. Yani 2-3 tane cihaz kullanıyoruz. Bir sürü bölge kullanıyoruz. Yani vücudumuzu tepeden tırnağa aslında akupunkturla tedavi ediyoruz.